Hepinize selam arkadaşlar. Bugün Polygon Ağı'nda yeni bir oyunla sizlerleyim. Oyunumuzun adı Lil Rockstar. Dediğim gibi Polygon Ağı'nda 2 gün sonra Mint'i var. Bu video özel whitelist çekilişi yapacağız. Ona da katılmayı unutmayın. Aşağıya detayları belirteceğim. NFT fiyatımız 99 matik. Dilerseniz bir sitesine bakalım, göz gezdirelim, Twitter'larına bakalım sonrasında ve sonra en son whitelistlerini bir inceleyelim. NFT'lerimiz bu şekilde arkadaşlar. 3 tip NFT bulunuyor oyunda. Onların detayını da birazdan vereceğim. Kazanma oranımızı vesaire hepsini anlatacağım. Discord'larını zaten göndereyi ekleyeceğim. Bu NFT'yi alırsak bize ne gibi bir yararı olacak? Öncelikle bundan bahsedeyim. NFT sahipleri Rock Token kazanacakmış. Bunları stake edip ve oyun hakkında İleriki aşamada proje fikirlerine yatırım yapmak, ödüllendirilmek ve işbirliği yapmak için kullanılan topluluk fonlarına özel erişime sahip olacakmış bu NFT sahipleri. Oyunda bir meta evren kuracaklarmış. 3 boyutlu Lil Rockstar'larımızı bu evrende kullanabilecekmişiz. Araziler olacakmış oyunda. Bu arazilerde yine kullanabilecekmişiz bu NFT'lerimizi. NFT'ler bu şekilde yer alıyor site üzerinde. Takım kurucular burada. Kurucu ortak Stevens, CEO Aziz Pierre. Burada isimleri yer alıyor arkadaşlar. Bir Twitter'larına bakalım. Twitter'larında 10.000 takipçileri var. Güzel bir rakam. Giveaway düzenliyorlar. Burada bunlara da katılmanızı öneririm. Çünkü free'den oyuna erişebilirsiniz. Bu size böyle geri dönüş yapabilir. White paper'larına bir bakalım arkadaşlar. Oldukça iddialı bir giriş. Yani sınırları aşan bir oyun olacağız diyorlar. Bu deneyime hazır olun diyorlar. NFT kısmına gelelim arkadaşlar. Öncelikle bu NFT'lerin %5'ini hayır amaçları için kullanılacaklarmış. Ekip öyle açıklama yapmış. 10.000 adet NFT basılacak. Gen 0'da. Bunların %88'i küçük rock yıldızı olacakmış. %11,5'u Lil Superstar olacakmış. Ve %0,5'i ise Lil All Star olacakmış arkadaşlar. İlk darptan sonra oyun içi jeton kullanılarak bu sefer 10.000 adet daha basılacakmış. Bunların fiyatı ise 40.000 rak olacak. Yani 40.000 oyun tokenine bir mint yapabileceğiz ilerleyen süreçte. %90 küçük rak yıldızı olacakmış. %9,95 Lil Superstar olacakmış. Ve 0,05 de Lil All Star'dan oluşacakmış bu NFT'ler. Bir oyunda 4 arazi türünden oluşan ikinci bir emlak NFT grubu olacak arkadaşlar. Bunu da detaylı söyleyeyim sizlere. Garaj, kulüp, stüdyo ve konserden oluşacak bunlar. Bunları yükseltebileceğiz. Atıyorum kulüpten konsere yükseltebileceğim ama yanma ihtimali var. Yani şöyle yanma ihtimali derken geçmeme ihtimali var. Bunu söyleyebiliriz. Bunu da bu yükseltme işlemlerini de 6.000 Rock token'e yapabilecekmişiz arkadaşlar. NFT'ler kısmına gelelim. Burada zaten detaylı söylemiştim bunları az önce. İlk 10.000 NFT 99 matikten basılacak. 10.000, 20.000 arası 40.000, 80.000, 120.000 diye gidiyor bunlar. Karakterler kısmında en çok kullanılan karakter, yani en çok basılan karakter Lil Rockstar olacak. Bunlar ne işe yarar? 10.000 adet token üretiyorlarmış günlük. Ama 40.000'de çekebiliyoruz bu tokenlerimizi hesabımıza. 4 günde bir çekim oluyor yani diyebiliriz buna. Ve unstake edersek, yani tokenleri kasmadan ikinci gün unstake edersek mesela NFT'mizin yanma ihtimali var. Buna da dikkat edelim. Oyuna katılan arkadaşlar olacaksa bunu da göz önünde bulundursun. Burayı da baktık. İkinci NFT'miz Lil Superstar olacak arkadaşlar. Lil Superstar'ların olayına şöyle bir bakalım. Bu Lil Superstar'lar birikmiş raklarını alabiliyor. Artı %10 diğer Lil Rockstar'lardan çalabiliyor. Ve All Star'lara da %10 ödüyormuş bu NFT'ler. Bunlar unstake ettiğimizde kaybolmuyor kesinlikle. NFT'lerimizi direkt alabiliyoruz. Ve birikmiş raklarımızla birlikte alıyoruz bunları. Bu da önemli.
Lil All Star'lara geçelim arkadaşlar. Üçüncü NFT'miz. Bahis kısmında Lens'ten talep edilen tüm rakların %10 bedelinde kira biriktiriyormuş bunlar. Diğer tüm Lens tarafından üretilen %10 rakları alıyormuş yani bunlar. Bunlar çok nadir bulunacak oyunda ve gerçekten güzel kazandıracak diyebiliriz bu NFT'ler için. Yine birikmiş rakları alabiliyoruz. Arazi mekaniğinde arkadaşlar 3 tip olay var. 3 tip yöntem var. Bunların birincisi stake edip rak token üretmek. Ya da birikmiş tokenlerimizi alıp All Star, Superstar ve Rocks'tan telif hakkı olarak %10 indirimli eşit olarak ödüllendirilmek yani airdrop almak. Ya da riski geri al diyor. Stake cüzdanınıza iade edin ve birikmiş rakları alın. All Star kira olarak %10 indirimli olarak ödüllendirilsin diyor. Yani bu %10 indirim olayı All Star'lara geçerli arkadaşlar. All Star NFT'lere geçerli. Burada zaten oranları yer alıyor. Land sistemi de bu şekilde arkadaşlar. Genel olarak 20'sinde 20 Mart'ta mint tarihi var. Aşağıya linklerini bırakacağım. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. İyi günler.